Şok Oldum kanalından hepinize selam arkadaşlar. Türkiye'de birçok eşcinsel ünlü bulunmakta. Bu videomuzda size hepimizin ekranlarda sık sık gördüğü, her ne kadar bizzat tanımasa da hayatımızın bir parçası olacak kadar yakından tanıdığımız eşcinsel olan ünlüleri derledik. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Şok Oldum'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayta Sözeri. Cinsiyet değiştirmiş, erkekken kadın olmuş, hatta bu yüzden ailesi tarafından reddedilmiş olan bir isim o. Gerek oyunculuğuyla, gerekse şarkılarıyla da oldukça sevilen bir isim. Bülent Ersoy. 1981 yılında Londra'da geçirdiği bir ameliyatla kadın olan Bülent Ersoy da ilk ameliyatla kadın olan bilinen ünlülerden birisi. Oldukça zor günler yaşamış da bir isim aynı zamanda. Bülent Ersoy da erkekken kadın olmuş, üstelik bir çopta erkekle evlenerek evlilik rekortmeni olan ünlülerden birisi olmayı da başarmış bir isim. Zeki Müren. Sanat güneşimiz olan Zeki Müren de eşcinsel ünlülerdendi ama adı pek fazla kimseyle anılmadı. Bu konuda oldukça katıydı. Megastar Tarkan'ın eşcinsel olması sizi şaşırtabilir. Eminim ki birçoğunuz adam evli, barklı, çoluğu çocuğu var diyecektir. Lakin Tarkan yıllar yıllar önce ünlü olduğu ilk zamanlarda kumsalda bir erkekle sarmaş dolaş yakalanmış. Bu pozlar hiç de arkadaşça değildi, bunu da belirtmek isterim. Bu olay üzerine de Tarkan eşcinsel damgasıymıştı. Yıllar sonra Tarkan bu olayla ilgili yıllar önce eşcinsel kampında çekilmiş görüntüleri için evet o tarz eğilimlerim vardı ama tedavi oldum açıklaması yaptı. Şimdilerde ise hepinizin bildiği gibi evli, barklı, çoluk, çocuk sahibi bir adam oldu. Kerimcan Durmaz. Bunun için açıklama yapmaya bile gerek yok. Paylaşımları, tavırları, konuşmasıyla hepiniz Kerimcan Durmaz'ın ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Harika Avcı. Lezbiyen olduğunu açıklamış ünlülerden birisidir Harika Avcı. Cemil İpekçi. O da eşcinsel olan modacılardan birisi. Rüzgar Erkoçlar. Şöhret merdivenlerini kadın olarak çıkmış, şöhret merdivenlerinden aşağıda erkek olarak inmiştir. Evet, Rüzgar Erkoçlar kadın olarak oyunculuk yapıyorken kendisini erkek gibi hissettiğini, kadınlara ilgi duyduğunu söylemiş, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş ve erkek olmuştur. Üstelik kendisi bir kadınla evlenmiştir. Murat Övüç. Özellikle Instagram'daki videoları ile oldukça konuşulan Murat Övüç evlenip gay olduğu için boşanmıştır. Bu evliliğinden de bir oğlu olmuştur. Selin Ciğerci. Erkekken ameliyatla kadın olmuştur. Hatta oldukça çekici ve hoş bir kadın olmuştur. Hatta birçok kadını kıskandıracak derecede güzel olmuştur. Selin Ciğerci de erkeklerden hoşlanıyor ve kendini kadın gibi hissediyordu. Bu yüzden cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu. Evlendi. Şimdilerde de taşıyıcı annelik yöntemiyle anne olmaya hazırlanıyor. İntizar. Bir dönemin en sansasyonel magazin olaylarından birisine karıştı İntizar. Mustafa Ceceli'nin karısı ile aşk yaşadığı görüntüleri ortaya çıkmış, ikilinin sarmaş dolaş öpüşme görüntüleri herkesi hayrete düşürmüştü. Mustafa Ceceli karısını tek celsede boşadı, üstelik Mustafa Ceceli'nin karısından bir de çocuğu vardı. Buna rağmen ilişkileri bitti. İntizar ve Mustafa Ceceli'nin karısının görüntüleri de oldukça konuşulmuş ve eleştirilmişti. Tan Taşçı. O da eşcinsel ünlülerden. Bendeniz. Bir dönemin en sevilen ve beğenilen sanatçılarından olan Bendeniz de kadın olmasına rağmen kadınlardan hoşlanmakta ve kadınlara ilgi duyduğunu söylemektedir. Özcan Deniz. Evlenmiş, hatta baba olmuş olmasına rağmen Özcan Deniz'in de biseksüel olduğu hep konuşulmaktadır. Özcan Deniz de ilk şöhret olduğu zamanlarda hem kadınlardan hem de erkeklerden hoşlandığı konusunda oldukça eleştirilmiş bir isimdi. Mabel Matiz. LGBT'nin en has destekçilerinden ve her eylemine katılan isimlerden birisi o. Usta sanatçı Mabel Matiz de biseksüel ünlülerden, yani hem erkeklerden hem kadınlardan hoşlanıyor.
Evet arkadaşlar, eşcinsel olan ünlüler videomuzun sonuna geldik. Siz eşcinsellikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ve eşcinsel olmasına en çok şaşırdığınız ünlü isim hangisi? Bunu da aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.